Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üstün ahlakı ve manevi üstünlükleri. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzer. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzer. Kıyamet alametleri, Berzenci, sayfa 163. Ahlakı, benim ahlakım olan bir evladım, Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Kitabül Burhan, sayfa 21. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakı, Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. Kalem Suresi 4. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın sakınmasına, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sabrına sahip olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıdır. İmam Mehdi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıdır. Her şeye kadir olan Allah, Allah'ın elçisinin ahlakını üstün ahlak olarak işaret etmiştir. Kalem Suresi 4. Ayet Mikyal Al-Makarem Cilt 1 Sayfa 84 İkdüt Dürer Sayfa 31 İmam Mehdi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Davud Peygamber Aleyhisselam'ın sakınmasına ve Eyüp Peygamber Aleyhisselam'ın sabrına sahiptir. Kefa Ayah Al-Asar Sayfa 43 Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyanın en üstün ahlaklı insanı olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam tüm insanların en sakin, en sakınan, en dindar, en cömert, en cesur ve en sadakatlisidir. Ehkak Al-Hak Cilt 13 Sayfa 367 İmam Mehdi Aleyhisselam tüm günahlardan, kusurlardan, murdarlıktan ve hatadan arı ve paklanmıştır. Biharül Envar Cilt 53 Sayfa 187 Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakının inananlara örnek olması. İlahi feyz ona, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a ulaşır. Dini ilimleri ve örnek ahlakı telakki eder. Allah'tan alır. Konavi Risaletül Mehdi Sayfa 161b Kur'an'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de samimi olarak iman edenler için en güzel örnek olduğu bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Ahzab Suresi 21 Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bir gecede ıslah edecektir. El Mehdi bizden, Ehli Beyt'tendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Yani tevbesini kabul eder ve feyizler ve hikmetle donatır. Sünen-i İbn-i Mace Kitabül Fiten Tercemesi Cilt 10 Sayfa 348 İslam alimleri bu hadisi şu şekilde açıklamışlardır. Bir gecede Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakk'ın kendisine kutup mertebesini vermesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen bu lütuf Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a da verilmiştir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 52. ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, dini meselelerde zamanındaki müçtehitlerin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir. Ali bin Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi Risaletül Meşrep el-Verdi fi mezhebil Mehdi Bediüzzaman Said Nursi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan şu şekilde bahsetmektedir. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, yani içtihat eden büyük İslam alimi, hem en büyük bir müceddit, her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen, yenileyici. Hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, doğru yolu gösteren kişi.
hem Kutbu Azam, Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan zamanın en büyük mürşidi olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi'den, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Mektubat 411-412. Allah Hazreti Mehdi aleyhisselama bir günde çok büyük bir nimet ve güç verir. İmam Muhammed Taki aleyhisselam Abdülazim Haseni'ye şöyle buyurdu. Kaim, vaat edilmiş Hazreti Mehdi aleyhisselamdır. Gaybeti zamanında onu beklemek, zuhur edince de ona itaat etmek gerekir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber seçen Allah'a and olsun ki, eğer kıyametin kopmasına bir gün dahi kalsa, Allah Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur etsin ve yeryüzünü zulümle dolduğu gibi adaletle doldursun diye o günü uzatır. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın iktidarını Musa aleyhisselamın iktidarı gibi bir günde düzeltir. Musa aleyhisselam eşi için biraz ateş almaya gitti ama risalet ve peygamberlik makamıyla geri döndü. İmam Muhammed Taki, Biharül Envar, Cilt 51, sayfa 156. İsbatül Hüdat, Cilt 6, sayfa 420. İmamdan ayrıca bu hususta 5 hadis nakledilmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselam cennet ehlinin seyitlerindendir, efendilerindendir. Hakim, İbn-i Mace ve Ebu Naim Hazreti Enes'ten tahric ettiler. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Şöyle buyurdu. Biz Abdülmuttalib'in evladından 7 kişi cennetin efendileriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, sayfa 19. Hazreti Mehdi aleyhisselam insanları aydınlatacak bir güneş gibidir. Bulutlar güneşin yüzünü örttüğü zaman insanlar güneşten nasıl yararlanıyorlarsa ondan da Hazreti Mehdi aleyhisselamdan öyle yararlanırlar. Yenabiül Mevedde, sayfa 477. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın kendisini insanlardan gizli tuttuğu Hazreti Mehdi aleyhisselam olduğunun bilinmediği zamanlarda bile ilmi, samimiyeti, güzel ahlakı ve Allah'a olan derin bağlılığı ile insanları aydınlatacak, onların kalplerini Allah'a ve Kur'an ahlakına ısındıracaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ı dünyadaki her şeyden çok sevecek ve Allah'tan derin bir saygıyla korkacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın karşısında, Allah'ın azameti karşısında huşu edendir. Çok huşu eden, kanatlarını açıp başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın celali karşısında böyle huzu, tevazu hali, alçak gönüllü olma, Allah'ın azametini, celal ve cemalini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hali ve huşu edendir. Allah ve yüceliği onun vücudunda tecelli etmiştir ve Allah'ın varlığında yok olmuştur. El-Mehdi-i Mevud, Cilt 1, sayfa 280 ve 300. Hazreti Mehdi aleyhisselam gerges kuşunun kanadıyla titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Nuaym bin Hammad. Hazreti Mehdi aleyhisselam adildir, kutlu ve tertemiz. Hakkın bir zerresinden dahi geçmez o. Hazreti Mehdi aleyhisselam. Allah onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın eliyle İslam dinini aziz edecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam her an Allah korkusunu kalbinde taşımaktadır. Ve Allah'ın katında sahip olduğu takarruk, yakınlık makamından dolayı da gururlanmaz. El-Mehdi-i Mevud, Cilt 1, sayfa 280 ve 300. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Kıyamet alametleri, sayfa 163. Hazreti Mehdi son derece takva sahibidir. Allah'tan çok korkan birisidir. Kartal cinsinden nesir kuşunun kanatlarıyla titrediği gibi Allah'tan korkar. Kitabül Burhan, sayfa 53. Naim bin Hammad Kaab'dan tahric etti, buyurdu. Mehdi, gerges kuşunun kanadıyla titremesi gibi Allah'tan çok korkan kimsedir. Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, sayfa 23. Hazreti Mehdi aleyhisselamın bulunduğu evde Allah'ın ismi çok anılacaktır.
Mufazzal'dan, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam'dan duydum ki şöyle buyurdu. Bu emrin sahibinin Hazreti Mehdi aleyhisselamın bir evi vardır ki o eve Hamd evi derler. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 216. Hazreti Mehdi aleyhisselamın evi Allah'a çok hamd edilen, ibadet edilen, Allah'ın rızasının gözetildiği ve Kur'an ahlakının titizlikle yaşandığı bir yerdir. Çok merhametli olması. Tavus. Hazreti Mehdi aleyhisselam acizlere karşı çok merhametlidir. El-Havi, cilt 2, sayfa 150. Hazreti Mehdi aleyhisselam o kadar merhametli olacaktır ki zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır. El-Kavlül Muhtasar, sayfa 42. Yoksullara karşı çok merhametli olması Mehdi aleyhisselamın alametlerindendir. Mazlumlara karşı da çok merhametli olmasıdır. Nuaym bin Hammad. Mahmud bin Vahib, kızoğlu Bağdadi Hanefi, Cevheretül Kelam adlı kitapta şöyle yazar. O, Hazreti Mehdi aleyhisselam sıcakkanlı ve güzel bir gençtir. Cevheretül Kelam, sayfa 157. Hazreti Mehdi aleyhisselamın önemli bir özelliği de okuyacağımız hadiste bildirildiği gibi ihtiyaç içinde olan fakirlere karşı son derece merhametli olması, onların rahat ve huzurlu yaşayabilmeleri için her türlü sosyal girişimi teşvik ederek onlara imkan sağlaması olacaktır. İmam Mehdi aleyhisselam büyük miktarlarda servet dağıtacaktır. Fakire ve ihtiyaç sahibine karşı çok yumuşaktır. Muntakhab al-Asar, sayfa 311. Müslümanları koruma hissinin güçlü olması. Hazreti Mehdi aleyhisselamın hamiyet duygularının çok güçlü olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hareketi tamamen etkisiz hale getirecektir. İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir. El-Kavlül Muhtasar, sayfa 30. Zalime karşı hakkı müdafaa etmesi. Hazreti Mehdi aleyhisselam zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta zalim bir insanın azı dişinde olan haksız bir lokmayı bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir. Kimseye tenezzül etmemesi. O, benim ümmetimden tenezzül etmeyen, Allah'tan başka hiçbir varlığa minnet duymayan bir adamdır. Suyuti, El-Havi 2-24. İhtiyaçlarını insanlara bildirmez. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'tan soruldu. İmam Mehdi hangi alametlerle bilinir? Şöyle cevap verdi. İnsanlar ona muhtaç olurlar. O ise insanlara ihtiyacını bildirmez. İnsanlara ihsanda bulunması. Zamanın intikağa uğradığı, sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi aleyhisselam denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacak. Kitabül Burhan, sayfa 14. O, fitnelerin zuhur ettiği bir zaman aralığında gelecek ve ihsanı karşılıksız olacaktır. El-Kavlül Muhtasar, sayfa 24. Çok cömert olması. Tavus. Hazreti Mehdi aleyhisselam mal infak etmekte çok cömerttir. El-Havi, cilt 2, sayfa 150. Ahir zamanda bir halife olacak. Malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir. Kitabül Burhan, sayfa 15. Emirlerinizden bir emir olacak ki malı saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde al der. O da elbisesini yayar ve o da doldurur. Kitabül Burhan, sayfa 15. Hazreti Mehdi aleyhisselam çok sevgi dolu ve sevecen olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam sevgisiyle, şefkatiyle, sevecenliğiyle tüm insanların kendisinden razı oldukları, çok sevdikleri, gönülden bağlandıkları bir insan olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde sevgi, merhamet, şefkat o kadar yoğun olacak, güzellikler o kadar artacak, zenginlikler o kadar çoğalacak, adalet, barış ve sükunet o kadar yaygınlaşacaktır ki onun zamanında büyükler keşke ben küçük olsaydım, küçükler de keşke ben büyük olsaydım diyeceklerdir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın dönemi Hazreti Mehdi aleyhisselam sevgisi, merhameti, güzel ahlakı ve derin imanın vesilesiyle İyi insanların iyiliği artar. Kötülere karşı bir iyilik yapıldığı bir dönem olacaktır.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın çok şefkatli ve sevgi dolu olacağı, tüm insanların onun etrafında sevgiyle ve coşkuyla toplanacakları, sadece insanların değil denizdeki balıkların, gökteki kuşların dahi ondan razı olacağı, tüm insanlık için sevinç kaynağı olacağı anlatılmaktadır. Hazreti Mehdi aleyhisselam o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. El-Kavlül Muhtasar sayfa 42. Hazreti Mehdi aleyhisselamın hizmetleri öylesine önemli ve büyüktür ki, rivayetlerden, onun idaresinden sadece insanların değil bütün yer ve gök ehlinin memnun olacağı belirtilir. İsafür Ragibin sayfa 146. El-Havi 2-66-67. Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkışı sadece ehli iman için değil, yer ve gök ehli için dahi sevinç kaynağı olur. Öyle ki kuşlar, vahşi hayvanlar, denizdeki balıklar dahi sevinirler. Kıyamet alametleri sayfa 162-163. Herkes onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde ya da tebaasında merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacak, neşe veren ayetleri ve müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani sayfa 257. Hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın insanlara karşı sevgi ve şefkatine dikkat çekilmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselam herkese sevgi ve merhametle yaklaşacak, onun yanında tüm insanlar huzur ve sükun bulacaklardır. Ayrıca hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın müjdeci olmasına da değinilmektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselam geldiği dönemde halkı içinde bulundukları zor durumdan Kur'an'ın nuru ile çıkaracak, sıkıntıya düşmüş olan insanları müjdeyle neşelendirecektir. İnsanlar bal arılarının beylere etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi aleyhisselamın etrafında toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner. El-Kavlül Muhtasar sayfa 29. Hazreti Mehdi aleyhisselam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidecek. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır. Her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde teslim edecektir. Böylece yer ve gök sakinleri ondan razı oldukları gibi havadaki kuşlar, ormandaki yırtıcı hayvanlar, denizdeki balıklar bile memnunluk duyacaklar. El-Berzenci sayfa 163. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın zamanında kurtlarla koyun bir arada oynayacak, yılanlar çocuklara bir zarar vermeyecektir. İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir. El-Kavlül Muhtasar sayfa 43. Hazreti Mehdi aleyhisselamın sevgisi, şefkati ve merhameti insanların da birbirlerine sevgi duymalarına, sevecen olmalarına, şefkatli ve merhametli davranmalarına vesile olacaktır. Bu durum şu şekilde bildirilmektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanında asr-ı saadette olduğu gibi küllenmiş duygular bir bir tomurcuklanacak, çiçek açacaklardır. El-Havi Lil-Feteva sayfa 67-68. Rahbavi Kıyamet Alametleri sayfa 162-163. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın izniyle taş gibi kalpleri yumuşatabilecek, kömür gibi ruhları elmaslaştırabilecek, ölü ruhları imanın nuruyla diriltebilecek. El-Kavlül Muhtasar sayfa 24. Bu hadislerde Hazreti Mehdi aleyhisselam öncesinde insanların sevgiden, merhametten uzak olacakları, bazı kimselerin kalplerinin katılaşacağı, bazı kimselerin derinlikten mahrum olacakları, ruh güzelliklerinin azalacağı, ancak Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhuruyla birlikte insan ruhundaki sevgi, merhamet, şefkat, sevecenlik gibi tüm güzelliklerin yeniden hayat bulacağı haber verilmektedir. Hz. Mehdi aleyhisselam çok cesur olacak, cesaret, metanet, sadakat ve tesanüt sıfatlarına sahip olacaktır. Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçirmeyeceği ehli beytime, soyuma mensup birisi Hz. Mehdi aleyhisselam sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir.
Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, sayfa 13. Hazreti Mehdi aleyhisselam işi sıkı tutacak. Berzenci, kıyamet alametleri, sayfa 175. İnsanlar Hakk'a dönünceye kadar fikri mücadelesine devam edecektir. El-Kavlül Muhtasar, sayfa 23. Mehdi aleyhisselam hesabını çok seri bir şekilde görecek ve vaadinden dönmeyecektir. Kitab-ül Burhan, sayfa 24. Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır. El-Kavlül Muhtasar, sayfa 39. Ey inananların efendisi! Bize senin Mehdin aleyhisselam hakkında haber ver. İnananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Hazreti Mehdi aleyhisselam ölüm geldiğinde korkmayacaktır. İmanlı olanlar etrafını sardığında uzaklaşıp yüz çevirmez. Savaşçılar ona karşı mücadele verdiklerinde tereddüt etmez. Cömerttir ve gözü pektir. Kitabül Gaybet, Biharül Envar, Cilt 51. Allah Kur'an'da pek çok ayette elçilerinin güzel ahlakı ve cesur karakterlerinden bahsetmektedir. Elçiler kavimlerinin tüm inkarlarına, alaylarına, tuzaklarına ve saldırılarına en güzel şekilde karşılık vermişler ve her zaman Allah'ın yardımıyla galip gelmişlerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. Hicr suresi 94. Hazreti Mehdi aleyhisselam güçlü imanı, heybeti, vakarı, soylu tavırları ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakkında yaptığı tariflerle tanınacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam imanı, asaleti, heybeti, vakarı, soylu tavırları, güzel ahlakı, hiç kimseden hediye almaması, aksine hediyeyi dağıtan olması, tüm insanlara İslam ahlakını hiçbir ücret istemeden tebliğ etmesi, yaptığı hizmetlerden hiçbir şekilde karşılık beklememesi ve her tavrıyla İslam'a faydalı olmasıyla tanınacaktır. Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun hakkında bildirdiği bu faziletlerini her yerde konuşacaklar ve bu da Hazreti Mehdi aleyhisselamın tanınmasında ayrı bir delil oluşturacaktır. Ebul Carut der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselama, İmam Hazreti Mehdi aleyhisselam ne ile tanınır diye arz edince şöyle buyurdu. Hidayet ve heybetiyle ve Ali Muhammed'in onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın faziletlerini ikrarı ile. Gaybet-ül Numani, sayfa 284. Haris bin Mugayre-i Nasr'ı der ki, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselama, İmam Hazreti Mehdi aleyhisselam ne ile tanınır diye arz edince şöyle buyurdu. Heybet ve vakar ile. Başka ne ile tanınır? Ayrıca helal ve haram ile. Halkın ona olan ihtiyacı ile ve onun hiç kimseye muhtaç olmamasından tanınır. Gaybet-i Numani, sayfa 283. Haris bin Mugayre-i Nasr'ı der ki, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselama, İmam Hazreti Mehdi aleyhisselam ne ile tanınır diye arz edince şöyle buyurdu. Heybet ve vakarı ile. Başka ne ile tanınır? Ayrıca helal ve haram ile. Halkın ona olan ihtiyacı ile ve onun hiç kimseye muhtaç olmamasından tanınır. Onun yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin silahı, kılıcı bulunur. Ebul Carut der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselama Ehl-i Beyt'ten olan herhangi bir kaim imamdan sonra gelecek olan İmam Hazreti Mehdi aleyhisselam ne ile tanınır diye arz edince şöyle buyurdu. Hidayet ve heybetiyle ve Ali Muhammed'in onun faziletlerini ikrarı ile. Hazreti Mehdi aleyhisselamın amelinde ayıp ve zulüm olmaması. Ben Hazreti Mehdi aleyhisselamı peygamberlerin sayfalarında, kitaplarında şöyle bulurum. Hazreti Mehdi aleyhisselamın amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler, sayfa 21. Helalleri ve haramları bilir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a soruldu. İmam Hazreti Mehdi aleyhisselam hangi alametlerle bilinir? Şöyle cevap verdi. Gönül rahatlığı ve vakar sahibi oluşu ile, helal ve haramı çok iyi bilmesiyle tanınır. Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanının en hayırlısı olacaktır.
Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Hazreti Mehdi aleyhisselamdır. Kitabül Burhan, sayfa 57. Devrinde yeryüzünün en hayırlısı kendisi Hazreti Mehdi aleyhisselam olacaktır. El-Kavlül Muhtasar, sayfa 27. Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanındaki insanların en hayırlısıdır. Kitabül Burhan, sayfa 58. Hazreti Mehdi aleyhisselamın hikmeti, basireti, feraseti ve anlayışı çok güçlü olacaktır. Hadislerde Hazreti Mehdi aleyhisselamın Allah'ın kendisine verdiği özel bir güce sahip olduğu bildirilir. O, kimsenin bilmediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Hazreti Mehdi aleyhisselam denilmiştir. Kitabül Burhan, fi alametil Mehdi'il ahir zaman. Muhiddin Arabi, Hazreti Mehdi aleyhisselamın bazı özelliklerini saymaktadır. Okuyacağımız izahında Hazreti Mehdi aleyhisselamın dikkat çeken başlıca 9 özelliğine yer vermektedir. Basiret sahibi olması, kutsal kitabı anlaması, ayetlerin manasını bilmesi, tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi, öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması, varlıkların sınıflarını bilmesi, işlerin girift taraflarını bilmesi. Çünkü bunlardan haberi olan bir lider vereceği hükümlerde yanılmaz. Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyas ilmini onunla hükmetmek için değil, ondan kaçınmak için bilir. Çünkü verdiği hüküm doğru bir ilham neticesi olacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriat üzerine hükmedecek. Bu sebepledir ki Peygamberimiz onu vasfederken benim izimi takip edecek, hataya düşmeyecek demiştir. Bundan anlıyoruz ki Hazreti Mehdi aleyhisselam şeriat sahibi değil, şeriata uyandır. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması. Çünkü onların her türlü işlerini görmek için Allah onu diğer insanlar üzerine seçmiştir. Liderlerin davranış ve faaliyetleri kendilerinden ziyade halkın menfaatine olmalıdır. Halkın yararına aykırı şeylerle uğraşıp onların işlerini görmeyen bir lider azledilmelidir. Çünkü onunla diğer insanlar arasında fark kalmamıştır. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaybi ilimlere vukufu bulunması. Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edecek meseleleri halledebilir. Kıyamet alametleri 189. Hazreti Mehdi aleyhisselamın feraseti, basireti ve anlayışı çok güçlü olacaktır. Bir konuyu Allah'ın ilhamıyla hissedecektir. İmam Sadık aleyhisselam buyurmuştur ki, Hazreti Mehdi aleyhisselam her kavmin işlerinin iç yüzünden, sakladıkları şeyden haber verir ve dostunu düşmanından ferasetle ayırır. Sırat-ül Müstakim, cilt 2, sayfa 254. Allah Hazreti Mehdi aleyhisselama en doğru hükmü ilham edecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam, Davud aleyhisselam ve Ali Davud hükmüyle hükmedecek ve kimseden şahit ve delil istemeyecek. Şeyh Müfit şöyle diyor. Kaim-i Ali Muhammed, Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam ettiğinde aynı Hazreti Davud aleyhisselam gibi yani batın hasebiyle, batın bilgisiyle hükmedecek. Şahide gerek duymadan hükmedecek. Allah hükmünü ona ilham edecek ve o da ilahi ilhama göre hükmedecek. İrşad, Şeyh Müfit, sayfa 365-366. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanında kimseye kötülük edilmez. El-Mehdi-il Mevud, cilt 1, sayfa 280 ve 300. Hazreti Mehdi aleyhisselamın üzerinde Allah'ın hadi, hidayet veren isminin bereketi olacaktır. Dibel, meşhur şiirlerini İmam Rıza aleyhisselam yanında okuduktan sonra şöyle dedi. Hazreti Mehdi aleyhisselam mutlaka kıyam edecek. Allah'ın isim ve bereketiyle zuhur edecek. Yani imamın kıyamı kesindir. O, Allah'ın ismi ve bereketiyle kıyam edecektir. Yenabiül Mevedde, cilt 2, sayfa 197. Allah'ın hadi yani hidayet veren, doğru yola ulaştıran ismi Hazreti Mehdi aleyhisselamda da tecelli etmektedir. Hazreti Mehdi ismi de hidayete ulaştıran anlamındadır. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın izniyle dünyanın dört bir köşesindeki tüm insanların Allah'a iman etmelerine ve İslam ahlakına yönelmelerine vesile olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın bitkileri ve hayvanları sevmesi. Hazreti Mehdi aleyhisselam kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. El-Kavlül Muhtasar, sayfa 43. Hazreti Mehdi aleyhisselam bir yere kuru bir dalı diker ve dal yapraklanıp yeşillenir. Kitabül Burhan,
Sayfa 67. Bu hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bitkileri seveceği ve onlarla bizzat ilgileneceğine işaret edilmektedir. Bir başka hadiste şöyle bildirilmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam uçan bir kuşa işaret ettiğinde kuş hemen bu emirle yere düşecek. Kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. El-Kavlül Muhtasar sayfa 43. Bu hadisle de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hayvanlarla ilgileneceği, hayvanların da kendisini seveceğine işaret edilmektedir. Nitekim diğer bir hadiste yer ve gök ehlinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı sevdiği, kuşların ve denizdeki balıkların dahi ondan razı oldukları bildirilmektedir. Onun hilafetinden, manevi liderliğinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. El-Kavlül Muhtasar sayfa 31. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hayvanlara karşı sevgisi olacak ve onların halini anlayacaktır. O, Hazreti Mehdi Aleyhisselam doğrulanmış, kuş ve bütün hayvanların dillerini bilen biridir. El-Berzenci Kıyamet Alametleri sayfa 188. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hayvanlara karşı sevgisi ve şefkati çok güçlü olacak, onların halini, ihtiyaçlarını çok iyi anlayacaktır. Onun döneminde yeryüzündeki tüm varlıklar gibi yerdeki ve gökteki tüm hayvanlar da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı çok büyük bir sevgi duyacak, hepsi ondan razı olacaklardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile müjdelenin. Ondan yer ve gök ehli razıdır. Kitabül Burhan sayfa 13. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hilafetinden, manevi liderliğinden yer ve gök ehli, hatta havadaki kuşlar bile razı olacaktır. El-Kavlül Muhtasar sayfa 26. O zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle, manevi liderliğiyle sevineceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hiç malı mülkü olmayacaktır. O, Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya gönül bağlamaz ve bunun içinde taş üstüne taş yığmaz. El-Mehdi'il Mevut cilt 1 sayfa 280 ve 300. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanlar arasında ilmi en çok olandır ve insanlar için en iyi dosttur. Sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sıfatlarını sayarak buyurdu ki: İçinizdeki en geniş sığınaktır. İçinizde ilmi en çok olandır ve dostlarını, sevdiklerini en fazla arayıp sorandır. Allah'ım, onun zuhurunu hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Eğer Allah seni muvaffak kılarsa onun biatına koş, ona tabi ol ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursan ondan asla vazgeçme. Ah, onu ne de çok görmek isterdim. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 252. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üslubu ve tavrı çok samimi olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tebliğ yöntemi, insanların kalplerinin derinliklerine işleyen ve Allah'a en samimi kalple yönelten türde olacak. Dinden uzaklaşmış olanlar ibadetlerine, tatminkarlığa ve güvenliğe geri dönecekler. İktut Durar sayfa 156, Biharül Envar cilt 53 sayfa 36 ve 280. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslam ahlakını anlatırken son derece samimi bir yöntem kullanacağı anlatılmıştır. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın samimiyetini de vesile ederek hadi sıfatıyla tecelli edecek ve insanları hidayete erdirecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın devrinde insanlar halis bir kalple Allah'a iman edecekler ve imanı zayıflamış kişilerin de yeniden imanları güçlenecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslam ahlakını anlatım şeklindeki samimiyetin özellikle dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde insanların genel olarak samimiyetten uzak bir tavır içinde olmalarıdır. Hadiste ayrıca iman eden kişilerin kalplerinin tatmin olacağına ve güvenlik ortamının oluşacağına da dikkat çekilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın işleri çok hızlı halletmesi. Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi sizin 20 senenize bedel olacaktır. El-Kavlül Muhtasar sayfa 44. Hadiste Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir yılının insanların 20 yılına bedel olduğu haber verilmektedir.
Hazreti Mehdi aleyhisselam insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede halledecektir. Her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı çözüm bulacak ve uygulayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın ilhamıyla insanları çok iyi tanıyacaktır. Aldığı kararlarda şahit gerekmeyecektir. İmam Mehdi aleyhisselam ilahi bilgiye uygun olarak hükmedecektir. İnsanları kendi gerçekleriyle ve kendi iç halleriyle tanıyacaktır. Davud peygamber aleyhisselam ve Süleyman peygamber aleyhisselamın kararları gibi onun hükümlerine de şahit gerekmeyecektir. Biharül Envar, cilt 18, sayfa 341, cilt 52, sayfa 325, Mikyal al-Makarem, cilt 1, sayfa 6, 83, 84 ve 145. Hadiste Allah'ın doğru kararları Hazreti Mehdi aleyhisselamın kalbine ilham edeceğine işaret edilmektedir. Hazreti Davud aleyhisselamın ve Hazreti Süleyman aleyhisselamın adil hükümleri gibi Hazreti Mehdi aleyhisselamın da tüm hükümleri bu yüzden adil olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın kalbine insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişiler hakkında karar verirken Hazreti Mehdi aleyhisselamın delile veya tanığa ihtiyacı olmayacaktır. Olayların iç yüzünün Hazreti Mehdi aleyhisselama Allah tarafından hissettirileceğine hadiste işaret edilmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselam üstün feraset sahibi olacak ve Allah'ın dilemesiyle gaybi ilimlere vakıf olacaktır. İmam Sadık aleyhisselam buyurmuştur ki Hazreti Mehdi aleyhisselam her kavmin işlerinin iç yüzünden sakladıkları şeyden haber verir ve dostunu düşmanından ferasetle tanır. Sirat-ül Müstakim, cilt 2, sayfa 254. Cenab-ı Allah Hazreti Mehdi aleyhisselamı hikmetiyle, ilmiyle, hidayetiyle yönlendirecektir. Allah Teala'nın Hazreti Mehdi aleyhisselama nasıl yardım edeceğini İmam Rıza aleyhisselam şöyle açıklamıştır. Allah Hazreti Mehdi aleyhisselama kalp genişliği verecektir. Kalbini hakikat ve hikmetlerin çeşmesi kılacak, ona daimi ilmini ilham edecektir. Ondan sonra hiçbir sorunun cevabından aciz kalmayacak, sahih yol göstericilikte ve hakikatleri beyanda asla sapıklığa düşmeyecektir. Allah'ın dilemesiyle hatadan masumdur. Daima Allah'ın yol göstericilik, tevfik ve teyitlerine mazhardır. Hata ve sürçmelerden emandadır. Kullarına hüccet ve şahit olması için onu bu makama Allah seçmiştir. Allah bu ilahi ihsanını istediğine verir ve Allah büyük ihsan sahibidir. Usulü Kafi, cilt 1, sayfa 390. Hazreti Mehdi aleyhisselam hiç kimsede olmayan ilimlerin sahibi olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın, onun fıkıh bilgisi 10 aliminkine bedeldir. Nuaym bin Hammad, Kitabül Fiten. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdular. İlim 27 kısma ayrılmıştır. İnsanoğlu şimdiye kadar bunun sadece 2 kısmını elde etmiştir. Kaimimiz Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam edince diğer 25 kısmı da ortaya çıkacak ve insanlar arasında yayılacaktır. Bihar, cilt 52, sayfa 336. Hazreti Mehdi aleyhisselamın ilim ve hilmi herkesten daha çoktur. Hazreti Mehdi aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını taşımaktadır ve ahlakı da Muhammedi ahlaktır. El Mehdi il Mevud, cilt 1, sayfa 281, 282 ve 266 ve 300. Allah insanlara hidayet vesilesi olması için görevlendirdiği tüm peygamber ve elçilerini ilimce ve vücutça kuvvetlendirmiştir. Allah'ın ahir zamanın hidayet önderi olarak seçtiği Hazreti Mehdi aleyhisselam da yaşadığı dönemde bu özelliğiyle çok dikkat çekecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın lütfetmesiyle çok üstün ilimlere sahip olacaktır. Ancak hadis ve rivayetlerdeki bilgilerden bu ilmin klasik kültürel bilgilerden ziyade hikmet, derinlik, akıl, feraset ve basiret olacağı anlaşılmaktadır. Sahip olduğu bu hikmet, feraset, basiret, olayları yorumlayabilme ve sonuç çıkarabilme yeteneği sebebiyle insanlar Hazreti Mehdi aleyhisselama yönelttikleri her soruda, çözüm aradıkları her konuda benzersiz bir akılla karşılaşacaklardır. Daha önce hiç düşünmedikleri yolları, hiç görmedikleri çözümleri, hiç akledemedikleri bakış açılarını Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle öğrenecek ve uygulayacaklardır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın cifir, ebced ilmini bilmesi.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vehbi ilme ait bir başka özelliği de Ebced hesabını ve ona ait sırları bilmesidir. Taş Köprülüzade Ahmet Efendi, Mevzuatül Ulum isimli eserinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cifir ilmine vakıf olacağını kaydetmiştir. Bazıları dediler ki, bu kitabı kemali vukuf, ahir zamanda hurucu muntazar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hurucuna mevkuftur ki onlar cifir ilmine vakıf ve sırlarına arif olurlar. Kitab-ı Enbiya'yı salifeden dahi bu ilim varit olmuştur. Mehdilik ve İmamiye sayfa 252. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'tan bir nimet olarak ledün ilmi gibi gizli ilimlerle donatılacaktır. Kab, kıyam edecek olanın Hazreti Mehdi Aleyhisselam olarak adlandırılmasının sebebi gizli işlere hidayet edilmesi sebebiyledir der. Kitabül Havi Lil Fetava cilt 2 sayfa 148. Hazreti Mehdi Aleyhisselam olağanüstü olan bir şeyi fark edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mehdi bizden, Ehl-i Beyt'tendir. Allah onu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bir gecede ıslah eder, olgunlaştırır. Kitabül Burhan, sayfa 19. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, kimsenin bilmediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. Kitabül Burhan, sayfa 19. Bir rivayette Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir gecede olgunlaştığı haber verilmiş, diğer bir rivayette de özel bir bilgiye sahip olduğu bildirilmiştir. Bu açıklamalar haber verilen o gece içerisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın olağanüstü bir bilgiye ulaştığı izlenimini vermektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sahip olduğu bu olağanüstü bilgi vesilesiyle daha da olgunlaşacağı, imanının daha mükemmel hale geleceği anlaşılmaktadır. Hadiste verilen bu bilgiler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir yönüyle ledün ilmine, bir yönüyle de kimsenin bilmediği özel bir ilme sahip olduğuna işaret etmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın ilhamıyla Allah'ın rızasına en uygun tavrı bilecek ve bu şekilde hareket edecektir. Dedim ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın rızasını nereden bilecektir? Buyurdu ki, Allah onun kalbine rahmetini nazil edecektir, indirecektir. Gaybet-i Numani sayfa 191. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kimin dost, kimin düşman olduğunu hemen anlayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam her grubun gizli planlarından haberdar olacak ve planlarını kendilerine söyleyecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bakmasıyla dost ve düşmanı tanıyacak. İrşad, Şeyh Müfid, sayfa 365-366. Hazreti Mehdi Aleyhisselam işleri ve insanları çok mükemmel yönetmesiyle tanınacaktır. Tavus, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerinden biri, iş başına getirdiği yetkilileri sıkı denetlemesidir. El-Havi, cilt 2, sayfa 150. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında tüm insanların aklı açılacak ve ilimleri artacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun ardından ona tabi olan insanlar üzerinde samimiyet ve akıl artışı olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların ahlak ve kişilik olarak olgunlaşmalarına vesile olacak ve bu gelişme sonucunda ise insanların Allah'ın ayetlerini anlama güçleri ve anlayışları açılacaktır. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kaimimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam edince elini kulların başının üstüne koyar. Böylece akıllarını bir araya toplar, gelişimlerini kemale erdirir. Allah görüşlerini ve duyuşlarını güçlendirir. Öyle ki kendileriyle Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam arasında hiçbir örtü, engel kalmaz. Yevmül Halas, sayfa 269. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hükümeti, manevi liderliği zamanında herkese ilim ve hikmet öğretecekler. Öyle ki kadınlar evlerinde Allah'ın kitabı ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hüküm edecekler. Biharül Envar, cilt 52, sayfa 352. O dönemde halk kitlesinin akli gücü temerküz bulacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın teyidiyle insanların aklını tekamüle vardıracak. İlahi terbiye ve kemale vardıracak ve herkeste bir aydınlık meydana getirecektir. Usulü Kafi, cilt 1, Kitabül Akıl, hadis 21. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın dini tebliğ üslubu öyle olacaktır ki insanlar dini kalplerinin derinlerinden kabul edecekler ve Allah'a en büyük samimiyetle tapacaklardır.
dinden uzaklaşanlar hoşnutluk ve güvenliğin meskenine geri dönecekler. İkdüt Dürer, sayfa 156. Biharül Envar, cilt 53, sayfa 86. Cilt 52, sayfa 36 ve 280. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanların bereketine vesile olması. Oraya Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanına giden herkes ondan bereket kazanacaktır. El-Kavlül Muhtasar, sayfa 26. Hazreti Mehdi Aleyhisselam aklına ve imanına çok güvenilecek bir insan olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyan samimi insanlar ona tabi olacaklardır. Ey inananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, bize senin Mehdin aleyhisselam hakkında haber ver. İnananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o Hazreti Mehdi aleyhisselam en iyi sığınaktır aranızdaki. En iyi bilen ve en nazik olandır. Ey Allah'ım, ona sadakat andını, ızdıraptan çıkışın vesilesi yap ve ümmetin dağılmışlığını onun eliyle birleştir. Size izin verildiğinde bunu yapın ve ona Hazreti Mehdi aleyhisselama ulaşacak bir yol bulacak olursanız ondan Hazreti Mehdi aleyhisselamdan başka yol tutmayın. Kitabül Gaybet, Biharül Envar, cilt 51. Hazreti Mehdi aleyhisselamın bedeni ve sesi çok güçlü olacak, aynı zamanda da sözleri ve konuşmalarıyla dünya çapında çok büyük etki uyandıracaktır. Hazreti Rıza aleyhisselam Rayyan bin Salt'ın "Sen sahibül emir misin?" sorusuna şöyle cevap verdi. "Evet, ben de sahibül emirim. Ama yeryüzünü adaletle dolduracak olan sahibül emir ben değilim. Vaad edilmiş kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam ileri yaşlarda ama genç bir surette zuhur edecektir. O kadar güçlüdür ki yeryüzünün en büyük ağacına da el uzatsa onu kökünden söküp atar. Dağlar arasında feryat edecek olursa sert kayalar un ufak olur. Musa aleyhisselamın asası ve Süleyman aleyhisselamın yüzüğü ondadır. Allah dilediği zamana kadar onu gözden uzak tutar. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle doldurur. Biharül Envar, cilt 52, sayfa 32. İsbatül Hudat, cilt 6, sayfa 19. Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Mehdi aleyhisselamın faziletlerini öğrenince Hazreti Mehdi aleyhisselam olmak için Allah'a dua etmiştir. Salimül Eşeldan, Hazreti Musa bin İmran, Tevrat'ın 1. bölümünde Ali Muhammed'in kaimine aleyhisselam, Hazreti Mehdi aleyhisselama verilen kudret ve faziletleri görünce dedi ki, "Rabbim, beni Ali Muhammed'in kaimi Hazreti Mehdi aleyhisselam olarak karar kıl." Ona şöyle söylendi, "Doğrusu o, Hazreti Mehdi aleyhisselam, Ahmet'in, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslindendir." Sonra Tevrat'ın 2. bölümüne bakınca aynı şeyi gördü. Aynı sözü tekrarladı ve ona aynı cevap verildi. Sonra 3. bölümde de aynı şeyleri görünce aynı sözleri tekrarladı ve aynı cevabı aldı. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 280. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse kafirlere itaat etme ve onlara Kur'an'la büyük bir cehd et. Furkan suresi 52. Kendilerine yara isabet ettikten sonra Allah ve elçisinin çağrısına icabet edenler, içlerinden iyilik yapanlar ve sakınanlar için büyük bir ecir vardır. Ali İmran suresi 172. Her sorumluluğu üstüne alması. Her görevi üzerine alır ve zayıfa, düşküne yardım eder. Muhiddin-i Arabi, Futuhat el-Mekkiye, 366. bab, cilt 3, sayfa 327-328. Hazreti Mehdi aleyhisselam ile ilgili çeşitli özellikler. Dedi ki, ey emirül müminin, bu Hazreti Mehdi aleyhisselam kimdendir? Buyurdu ki, Beni Haşim'dendir, Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki, o mana denizinde insanlar ilmen ve ahlaken sonsuz gelişebilir. Kendisine sığınanlar için amandır. Gaybet-i Numani, sayfa 251. Hiçbir şey seni ona biat etmekten, onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan alıkoymasın. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınanlardır. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. Eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar. Gaybet-i Numani, sayfa 252. Dedi ki, ey emirül müminin,
Bu Hazreti Mehdi aleyhisselam kimdendir? Buyurdu ki, Beni Haşim'dendir. Arapların yüce dağının zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine sığınanlar için amandır. Halk kinle dolduğunda onları pak, temiz kılan madendir. Ölüm nazil olduğunda korkmaz. Ölüm ona vardığında sarsılmaz. Mücadele meydanından asla geri çekilmez. Tecrübelidir, galiptir, muzafferdir, arslandır, sağlamdır, kavminin direğidir, cesurdur. Allah'ın ilim kılıcıdır, liderdir. Herkesi etrafında toplar. Yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür. Onun yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır. Gaybet-i Numani sayfa 251. Hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebelerini ona tabi olmaktan engellemeye çalışanların fitneci kimseler oldukları bildirilmiştir. Bu kimselerin ters, fitneci, konuştuklarında da sustuklarında da fitne fücur düşünen, üstlerinden melanet akan ahlaksız insanlar olduklarına hadiste dikkat çekilmiştir.